Dün bugün sağlık başlıyor efendim. Bugün yine ayrı bir konuğumuz var, Bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Söylemezoğlu ile birlikte çocuklarda romatizmal hastalıklardan bahsedeceğiz. Acaba çocuklarda romatizma olur mu gibi bir çekinceyle insanlar yaklaşıyorlar ama hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Başka organlarımıza da zarar verebiliyor mu? Çocuklar, aileler nelere dikkat edecekler? Tedavisi nasıl olacak gibi sorularımızı uzman konuğumuza yönelteceğiz ve hemen kendisine dönüyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi çocuklarda romatizma olur mu diye başlamak istiyorum. Romatizmal hastalıklara geçeceğiz, çeşitlerini konuşacağız, ele alacağız ayrıntılarıyla ama biz romatizma denilince hemen böyle yaşı bir ilerlemiş yaşlı insanlar aklımıza geliyor ya da yetişkin insanlar geliyor aklımıza. Ama çocuklarda romatizma denilince bir durup düşünüyoruz. Gerçekten romatizma oluyor mu? Evet, çocuklarda çok küçük yaşlardan yani 1 yaş hatta 6 aylıktan itibaren romatizmal hastalıkların belirtileri ortaya çıkabiliyor. Ve ileri yaşlara kadar sürebiliyor bu. Hatta çocukluk çağında başlayan romatizmal hastalıklar erişkin yaşa da aktarılıyor ve erişkin yaşta da bu hastalıklar bazen devam ediyor. Dolayısıyla çocukluk çağından itibaren bu hastalıkların belirtilerini, bulgularını, verdikleri semptomları iyi değerlendirip eğer bir romatizmal hastalık tanısı alıyorsa bunların çok ciddi bir takibinin yapılması gerekiyor. Peki ciddi bir takibinin yapılması gerekiyor ama biz çocuğumuz 1 yaşındayken de mi şüphelenmeliyiz yoksa okul çağında mı? Yani hangi yaş aralığında ortaya çıkar? Çocuklarda özellikle küçük yaşlarda yani 1 yaşın altındaki çocuklarda çok nedeni bilinmeyen, bulunamayan ateşler bir romatizmal hastalığın bulgusu, ilk bulgusu olabilir. Bu ateşle birlikte vücutta çıkan çeşitli döküntüler. Bunun yanında yine küçük çocukluk çağındaki eklem bulguları, eklemlerde hassasiyet, ağrı, bazen şişlik olması, bazen bu eklemlerin kızarık olması veya bu göğüs bölgesindeki anlamsız döküntüler. Bunların hepsi ayrı ayrı romatizmal hastalıkların ilk bulguları olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir belirtiyle karşı karşıya kaldık. Çocuğumuzda böyle bir şey var. Bunu herhalde çok geciktirmeden hemen hekime başvurmamız gerekiyor, evet, değil mi? Çocukluk çağı romatizmal hastalıkları ne kadar geç tanı alırsa o kadar eklemlerde veya vücutta diğer organlarda tahribat olmuş şeklinde geliyorlar bize. Dolayısıyla ne kadar erken tanı alırlarsa tedavi şansları son derece iyi oluyor. Çok etkili tedavilerle bunları hiçbir organa zarar vermeden tedavi etme şansımız aslında oluyor. Şu nedenle soruyorum. Biz şimdi hemen başvuralım diyoruz. Çocuklar küçük olduğu için kendilerini ifade edemedikleri için anne ve babalara mesaj veriyoruz ama bu da herhalde ağrılı ve acılı bir süreç. Yani çocuk ister istemez belli ediyordur ailesine. Tabii. Mesela bir eklem juvenil idiopatik artrit dediğimiz romatizmanın en ciddi bulgularından bir tanesi olan hastalıkta mesela eklem şişliği çok tipiktir veya yürürken eklemini koruması, ekleminin üzerine ayak bileğinin, diz, kalça ekleminin üzerine basamaması veya o eklemini bastığı zaman değişik bir normalden farklı şekilde basması, çekinerek basması veya uykusundayken çocuğun uyanıp ağrı olduğunu söylemesi bunlar ilk bulgular. Dolayısıyla böyle bir bulgu olduğunda daha eklemin şişmesini, kızarmasını ve üstünde lezyon oluşmasını beklemeden hemen doktora başvurup altında bir romatizmal hastalık yatıyor mu diye araştırılması gerekiyor. Şimdi biz romatizma diye bahsederken aslında ya da romatizmal hastalıklar derken bir çatıdan bahsediyoruz aslında. Evet. Çeşitleri de var, türleri de var herhalde. Çok çeşitli. Yani evet, romatizmal hastalıklar sayıları giderek artıyor. Çünkü daha iyi tanımlanmaya başladı. Bilinmeyen bazı bulgular şimdi hastalık olarak tanımlanıyor. Tabii ki Türkiye'de çocukluk çağında juvenil idiopatik artrit dediğimiz hastalık en ciddisi ama daha az sıklıkta görülüyor bu. Bunun yanında ailevi Akdeniz ateşi Türkiye'de son derece sık gördüğümüz bir hastalık.
bazı vaskülitleri bu gruba koyuyoruz. Yani ciltte döküntüyle, çeşitli organların tutulumuyla giden hastalıklar ki Henoch-Schönlein purpurası yine çok sıklıkla gördüğümüz bir romatizmal hastalık. Diğer romatizmal hastalıkları işte sistemik lupus eritematozus, dermatomiyozit gibi çeşitli miyozitleri, sklerodermaları daha az sıklıkla görüyoruz. Ama bunların hepsinin yanında işte başka bazı immünolojik kökenli hastalıklar var ki işte TRAPS, McIlvenz gibi son derece nadir hastalıklar. Bunun yanında giderek artan otoinflamatuar hastalıkları bu gruba koyuyoruz. Hepsi immünolojik kökenli, bir kısmının genetik bazı olan hastalıklar. Çocukluk çağında artık çok sıklıkla tanı alan hastalık grupları. Peki Türkiye geneline baktığımızda, evet bütün dünyada yaygın olan ve romatizmal hastalıkların çeşitleri olan, türleri olan şeylerden bahsediyoruz ama Türkiye'de şu daha çok görülüyor. Çünkü genetik bir yatkınlık var dediğiniz bir çeşidi var mı? Evet. Türkiye'de en sıklıkla biz ailevi Akdeniz ateşi yani familial Mediterranean fever dediğimiz hastalığı görmekteyiz. Çünkü bu hastalık Akdeniz bölgesine özgü bir hastalık ve Türkiye'de de sıklıkla gördüğümüz %17 oranında genetik mutasyonunun taşıyıcılığı olan bir hastalık ki bu taşıyıcı olanların bir kısmı hastalığı gösteriyor, bir kısmı hastalığı taşıyor. Çok sık gördüğümüz çocukluk çağının hemen hemen en sık tanı alan romatizmal hastalığı. Ki son derece etkin bir tedavisi var. İyi merkezlerde hiçbir organ hasarı olmadan bu hastaları artık çok iyi ilaçlarla tedavi etme şansımız var. Bunun yanında bazı enfeksiyonlardan sonra gelişen döküntülü hastalıklar ki bunlar eklemleri de ağırlıklı olarak tutuyor. En başında Henoch-Schönlein purpurası geliyor. Bu hastalıklarda çok tipik olarak döküntülerle başlayıp daha sonra eklemleri tutan, daha sonra iç organlarımıza hasar veren yani böbreklerin hasar görmesiyle ilerleyen bir hastalık. Ülkemizde enfeksiyonlar çok sık olduğu için bu hastalıkları da daha sonrasında sıklıkla görmekteyiz. Peki sadece Akdeniz ateşi için sormuyorum. Diğer romatizmal hastalık çeşitleri için de soruyorum. Geçici midir, kalıcı mıdır? Yani 55 yaşında çıktı, 50 yaşında da devam edecek mi bu? Juvenil idiopatik artritin bazı formları çocukluk çağında başlayıp erişkin yaşa kadar gidebilen formlar. Yani kronik bir süreç gösterebiliyorlar. Ama erken yakaladığımız hastalıklarda biz bunları artık son derece etkin ilaçlarla tedavi edebiliyoruz. Kullandığımız bazı ilaçlar eğer bunları kontrol edemezse son 10 yılda biyolojik ajanlar dediğimiz son derece etkili ilaçlar var elimizde. Pahalı olmasına rağmen çok şükür ki ülkemizde bunları temin edebiliyoruz ve hastalarımıza bu şansı verebiliyoruz. Bu sayede de hastalar sekensiz, eklemlerini koruyarak, eklemlerinde herhangi bir tahribat olmadan, organlarında herhangi bir tahribat olmadan ileri yaşlara kadar gidebiliyorlar. Şimdi ileri yaşlara kadar daha sağlıklı gidebilmesi için tedavi sürecinin de sağlıklı ve başarılı geçmesi gerekiyor. Tabii ki her çeşidin tedavi süreci, tedavi şekli farklıdır ama tedavisinden genel olarak bahsedecek olursak neler yapılıyor? İlaçla mı tedavi ediliyor? Evet, ilk başta basit bazı ilaçları kullanıyoruz. İşte şurup tedavileri veya ağızdan hap kullandığımız çeşitli haplar var. Hastalığın cinsine göre değişik tedaviler kullanılıyor. Mesela ailevi Akdeniz ateşinde kullandığımız son derece basit ve ucuz bir ilaç bu hastalığı kontrol etmede yeterli olabiliyor. Ama juvenil idiopatik artrit dediğimiz hastalıklarda biraz daha farklı ilaçlar kullanıyoruz. Tedaviye yanıt alamazsak da bu non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, steroidleri bazen kullanmak zorunda kalıyoruz. Eğer bunlardan yanıt alamazsak biyolojik ajanlara geçiş gösteriyoruz ve onlarla da hastaların %80-90'ında iyi bir sonuç elde ediyoruz. Biyolojik ajan derken neyi kastediyoruz? Biyolojik ajanlar vücutta hastalıkların orijini aslında immünolojik olduğunu bahsetmiştim.
bu vücuttaki çeşitli salınan sitokinler, interlökinler hastalığın aktivasyonuna yol açıyor. Biyolojik ajanlar da bu vücutta salgılanan immünolojik bazlı sitokinlere ve interlökinleri bloke eden, onları yok eden ilaçlar. Onların aktif halde organlara hasar vermesini önleyen bazı ilaçlar. Bu nedenle çok güzel bir sonuç elde edebiliyoruz. İmmünolojik derken belki ilk kez duyan seyircilerimiz için bağışıklık sisteminden bahsediyoruz değil evet. mi hocam? Bu hastalıkların ortaya çıkmasında bağışıklık sistemindeki bazı mekanizmaların aktivasyonu söz konusu. En başta çok fazla vücutta sitokin salınıyor. Bunlar gidip organlara hasar veriyor. Yine interlökinler bu hastalık aktivasyonu sırasında vücutta çeşitli organlara hasar verebiliyor. İşte bu salgılanan maddelere karşı aktive olan bir ilaç onları bloke edip hastalığın ilerlemesini önlüyor. Şimdi artık toparlayarak gidelim istiyorum. Süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama bu çocuklar ileride yetişkinlik dönemine de bu geçebiliyor, yansıyabiliyor dedik ya. Evet. Mesela çocuk sahibi olurken bir sorunla karşı karşıya kalıyorlar mı? Bunlar merak edilen sorular ve aktif spor yapmak istiyor. Böyle bir şeyle bir riskle karşı karşıya mıdır yapamaz gibi? Genelde mesela aile ve Akdeniz ateşi olan hastalarımızı hiçbir şekilde kısıtlamıyoruz. Onlar normal günlük yaşamlarına devam ediyorlar. Spor yapmalarına hiçbir engel yok. Diğer artriti olan hastalarda da biz hastalığın kontrol altına alındığı dönemlerde özellikle spor yapmalarını istiyoruz. Ama bunların evlilik yaşamlarında hiçbir problemleri yok. Ne kadar fiziksel aktivite devam ederse eklemler o şekilde hareketlenmeye devam ediyorlar. Eklem hareketleri korunuyor. Dolayısıyla kısıtlılık da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla hastalık kontrol altına alındıktan sonra mutlaka bu hastalarımıza fizik tedavinin yanında aktif yaşamı, sporu öneriyoruz. Peki kadınlarda böyle bir şey söz konusuysa gebe kalmakta bir sorun Hiçbir yaşarlar mı? Sadece ilaç kullanılmadığı dönemlerde hastalığın inaktif olduğu bir dönemde gebe kalmalarında bir problem yok. Artık sonuna geldik. Programımızın söylemek istediğiniz bazı noktalar varsa, hastalarınıza, seyircilerimize vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alıp kapatalım. Çocuklarda romatizma olabileceğini düşünmeleri önemli. Eğer eklemlerde ağrı, şişlik hissediyorlarsa, vücutta döküntülü ve kronik devam eden bir döküntü varsa, nedensiz ateşleniyorsa çocukları, herhangi bir enfeksiyon bulunmadan ateşlenmeler aralıklı olarak tekrar ediyorsa mutlaka bir çocuk romatoloji merkezine başvurmalarında yarar var diyorum.